Ayağına kalkışan Wagner'in kaderi ne olacak? Hatırlayacaksınız, Putin çok sert konuşmuştu Prigojin için ve isyana kalkışanlar için. Ya kaçacaklar ya da burada adalet karşısına çıkacaklar, yargılanacaklar demişti. Wagner grubu için Belarus'ta bir üs inşa ediliyor. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump da bu olaylarla ilgili konuştu ve bu isyan Putin'i biraz zayıflattı dedi. Rusya'da yaşanan Wagner isyanı. Üzerinden bir hafta bile geçmedi. Paralı asker grubunun lideri Prigojin'in Belarus'a geçtiği açıklandı. Bölgede hareketlilik sürüyor. Rus basını Belarus'ta 8000 Wagner savaşçısı için üs inşa edildiğini yazdı. BBC'nin yayınladığı uydu görüntüleri Belarus'ta bir askeri üsteki hareketliliği ortaya koydu. BBC, Wagner'le ilgili bir başka habere daha imza attı. Rusya'da kayıtlı Wagner grubunun işe alım merkezini aradı. Telefonu açan kişiler işlerin her zamanki gibi yürüdüğünü onayladı. Yani habere göre dağıtılabileceği söylenen Wagner faaliyetlerine devam ediyor. Rusya lideri Putin'in Wagner isyanında faturayı eski Ukrayna kuvvetleri komutanı Sergey Surovikin'e kestiği iddia ediliyor. Generalden isyan başladığından bu yana haber alınamadı. Surovikin'in gözaltında olduğu öne sürüldü. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Wagner isyanını değerlendirdi. Reuters haber ajansına konuştu. İsyanın Putin'i biraz zayıflattığını söyledi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur için dua ediyoruz. Sağlığına kavuşması için, bir kez daha kanseri yenmesi için merakla ailesinden, çevresinden gelecek iyi haberleri bekliyoruz. O haber geldi. Müzisyen Emre Irmak paylaştı Özkan Uğur'un son durumunu. Irmak paylaşımında oğlu Alişan'la konuştum. Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durumu iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi, zımba gibi kalkacaksın ayağa. Eminim notunu düştü. MF üyesi Özkan Uğur daha önce 3 kez lenf kanserini yenmişti. Hastalığı yeniden nükseden Özkan Uğur'un 3 hafta önce yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Daha da güzel haberler bekliyoruz. Bunu da atlatacak inşallah. İşsiz kalanların mağdur olmaması için çalıştıkları dönemde maaşlarından otomatik olarak bir kesinti yapılıyor, bir fon oluşturuluyor. Ama işsizlik maaşına başvuranların yarısı bundan yararlanamıyor. Sayıları CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç paylaştı. 2023 yılının ilk 5 ayında 700 bin kişi işsizlik maaşı için başvurmuş. Sadece 312 bin kişiye işsizlik parası çıkmış. Çalışan herkesin maaşından otomatik olarak işsizlik maaşı kesiliyor. Amaç işsiz kalanlara maaş ödenmesi. Ancak oluşturulan fondan işsizlerin yarısı yararlanamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, işsizlik fonunun işçiye değil işverene gittiğini söyledi. İşsizlik maaşı işsiz kalan işçiler için toplanıyor. Yıllardır toplanıyor. Ancak işsizlik maaşı işçiye gitmiyor, yine işverene gidiyor, işverene can simidi oluyor. 2023 Ocak-Mayıs döneminde 697.670 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Aylık bağlananların sayısı ise 32.992 kişi azalarak 312.433'te kaldı. Mayıs'ta önceki yıldan hak kazananlarla birlikte toplam 361.551 kişiye işsizlik ödeneği ödendi. İşsizlik sigortasından ödenek alanların sayısı geçen yıl Mayıs ayında 494.492, bu yıl Nisan ayında ise 392.498 kişi oldu. Yıllardır AK Parti hükümeti işsizlik maaşını topluyor ama işsize vermiyor, emekçiye vermiyor, işverene veriyor. Bakın 2023 yılının ilk 5 ayında 700 bin kişi işsizlik maaşı için başvurmuş. Sadece 312 bin kişiye işsizlik parası çıkmış. Öztunç işsizlerin neden fondan yararlanamadığını anlattı. Çünkü işi yokuşa sürüyorlar. Zor şartlar veriyorlar ki vatandaş, işsiz kalan yurttaşımız bu şartları karşılayamasın ve işsizlik parasını alamasın. Oysa aynı dönemde toplanan para
135 milyar TL. Öztunç, fonda toplanan ve işsize verilen miktarı açıkladı. Yani devlet, AKP hükümeti 135 milyar TL para topladı, işsizlik parası adı altında ama 312 bin kişiye az bir miktarda işsizlik maaşını verdi. Öztunç iktidarı eleştirdi. AK Parti klasik, topladığı tüm paraları yandaşına, etrafındakilere ve işverenlere dağıtıyor. Garibanı, garibi, gurebayı hiçbir şekilde düşünmüyor. 25 kişinin can verdiği Çorlu tren kazasında yaralanan ve o günden beri hayatına kısmi engelli olarak devam eden Saliha Köklü. 5 yıldır o da adalet arıyor. Şimdi hayatına artık kısmi engelli olarak devam ediyor dedik. Bu arada iki çocuk annesi çalışıyordu bir tekstil fabrikasında. Hayatı alt üst oldu. Yaşadığı psikolojik sıkıntıları, manevi zorlukları tahmin etmek bile mümkün değil. Bunların telafisi de mümkün değil. Ama aynı zamanda bir maddi kaybı da oldu. Bu 5 yıl içinde 1.1 milyon lira maddi kaybı oldu çalışamadığı için. Fakat kendisine ödenmesine hükmedilen tazminat ne kadar biliyor musunuz? İzleyelim haberimizi. Çorlu tren faciası. 7'si çocuk, 25 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi yaralandı. Yaralananlardan biri de Saliha Köklü. Açtığı davada ödenmesi gereken tazminat belli oldu. 44 yaşındaki Saliha Köklü iki çocuk annesi. Bir tekstil firmasının muhasebe departmanında çalışıyordu. Kazanın ardından yaşamına kısmi engelli olarak devam etmek zorunda kaldı. O günden beri çalışamıyor. Çalışamaması nedeniyle kaybı ise 1.1 milyon lira. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Demiryolları Taşımacılık AŞ'ye karşı tazminat davası açtı. Davada 100 bin TL manevi tazminat talep edildi. Maddi tazminat içinse bilirkişi raporu hazırlandı. Aileler 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Köklü de öyle. Taraflar savunmasını verdi. Köklü şimdi mahkemenin kararını bekliyor. Dava dosyasında TCDD ve Demiryolları Taşımacılık AŞ'ye kazadan sorumlu. Yani Köklü mahkemenin hükmedeceği tazminatı her iki şirketten de talep edebilecek. Sevgili izleyiciler, şimdi Elazığ'a uzanacağız ve Halk TV muhabiri Ferit Demir bu akşam da ana haberde bizlerle olacak. Hatırlarsanız 2020'de de Elazığ bir deprem felaketi yaşamıştı. Bu son Kahramanmaraş merkezi depremlerden de etkilendi. Ferit Demir karşımızda. Sevgili Ferit, merhaba. Elazığ ile ilgili şunu sormak istiyorum. 2020'deki o deprem felaketinden sonra bölgede kalıcı konutlar tamamlandı mı? Elazığ'daki depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılandı mı? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Tabii deprem bölgesine dair genel izlenimlerin de ve bayrama özel tabii. Bayramda oldukça büyük bir zorluk yaşıyorlar, buruk geçiriyorlar. Buna dair izlenimlerini de anlatırsan seviniriz. Söz sende. Seda Selek, hatırlanacağı üzere 24 Ocak 2020'de Elazığ'da yıkıcı bir deprem olmuştu. Yüzlerce bina yıkılmıştı. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve binden fazla vatandaşımız da yaralanmıştı. Aradan 3,5 yıl gibi bir süre geçti. Ancak Elazığ'da hala o kalıcı konutlar yapılmadı. Çünkü biliyorsunuz hükümet deprem bölgesinde kalıcı konutların 6 ay içinde tamamlanacağını belirtmişti. Biz de Elazığ'da aradan 3,5 yıl geçti. Elazığ'daki o kalıcı konutlar tamamlandı mı diye bugün araştırdık. Geçmişte de araştırmıştık. Ancak hala ihalesi yapılan konutlar var. Kameraman arkadaşım Furkan size Elazığ'ı biraz gösterirse. Bakın şu karşı tepelerdeki konutlar. Ve onların yanında yeni konutlar inşa edilmeye çalışılıyor. Burası işte Elazığ depremden etkilenmişti. Elazığ'da hala konut bekleyen, hala evi yıkılan vatandaş o konutun ne zaman yapılacağı konusunda net bir bilgisi yok. O konutların ne zaman yapılacağı da çok net değil ama hala evine ulaşmayan, evine sahip olmayan depremzedelerin olduğunu belirtelim. Ve bugün Malatya'daydık. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ve Malatya merkezde depremzedelerle görüştük. Depremzedelerin daha çok barınma sorunu ve hijyen sorunu var. Çünkü içme suyu sorunu o bölgede çok fazla. Malatya'daki içme suyu sorunu depremin ilk gününden beri devam ediyor ve o sorun hala çözülmediği için o bölgede de vatandaşlar sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle çiftçi olan depremzedeler
üretim yapamıyorlar çünkü teşvik verilmiyor, teşvik alamıyorlar. Birçok üretici bu konuda hem büyükbaş hayvancılık hem küçükbaş hayvancılık artı kayısı üreticisi ve sebze üreticisi de bu konuda çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Malatya'da özellikle Doğanşehir'de tütün üreticisi de ciddi sorunlar yaşıyor. Bu konuda da birçok vatandaşın sitemi ve tepkisi var bu konuda ve Doğanşehir'in Topraktepe köyündeydik biz bugün. Topraktepe'de o bölgenin en önemli, en ekonomik açısından, tarım açısından çok önemli bir köydü. O köy depremle birlikte yerle bir olmuştu. O köyde hala çok ciddi şekilde barınma sorunu var. Bunları söyledikten sonra Malatya'daki depremzedenin beklentileri ve tepkileri neydi? Şimdi o haberimizi izleyelim. Biz kitap, oyuncak istiyoruz. Kitap da oyuncak. Bize konteyner verdiler ama bizim gidemiyoruz. İneğimiz var. İyi yer yok. Onu koyacak yer yok. Şu anki en büyük sorunumuz hayvanlarımıza biz bir yer istiyoruz. Şu an hayvanlarımız dışarıda. Biz onları bırakıp gidemiyoruz. Deprem bölgesinde Buruk Bayram'ın 3. gününde yine bayram telaşından çok hayatta ve ayakta kalma telaşı vardı. Dertler bir bir sıralandı. Depremzede köyler henüz yaz mevsiminin getirdiği sıkıntılarla baş edebilir durumda değil. Gelmekte olan kış mevsiminde nasıl yaşanacak kaygısı da yavaş yavaş gündeme geliyor. Bir taraftan hayvanlarının akıbeti için de yardım istiyorlar. Konteyner verdiler ama biz konteynere gidemiyoruz. Konteynere gidememe sebebimiz hayvanım var. Çadırda rahatsız oldu hayvanlar. Ölen hayvanımız oldu. Burası Malatya'nın en güzel köyüydü. En yeşil köyü, en tarihi köyüydü. Topraktepe köyü yaklaşık 500 haneydi. Bu 500 hanenin 350 hanesi depremde maalesef yok oldu. Normalde buraya bu mevsimde Avrupa'dan, Batı illerinden, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan bu köydeki yakınları olanlar turist olarak gelirlerdi ancak o köyden bir eser kalmadı. Bu köyde 370 ev yıkıldı. Konteyner sayısı sadece 129. Yetmiyor. Çadır eksikliği var. Çadır eksikliği var. 370 evimiz şu anda yıkıldı. Yani toplasan şurada 10 tane sağlam ev yoktur. Konteyner kent kuruldu burada. Kentte de şu anda 129 tane konteyner var ve yetmiyor zaten. Yaşam için en temel ihtiyaç su sıkıntısı devam ediyor. Yaz koşulları başka sorunlara da yol açıyor. Su sıkıntılarımız oluyor. Çocuklarımız için okul istiyoruz, güvence istiyoruz. Yani yardım, sularımız yok, kesiliyor ve hastalık geliyor. Kimisi kusuyor, kimisi ishaşı olmuş. Affedersin, salgın var. Evet. Sinekte duramıyoruz. Enkazlar kalkmadı, temel atılmadı. Ancak kış geliyor. Temel atılmadı, daha yer tespiti yapılmadı. Bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz çünkü şunun 2 ay sonra bizim kışımız geliyor. Yardım bekliyorlar. Mesela evlerimiz yıkıldı, kimin enkazı kalktı,